Sakti. Geçer misin şöyle? Hanım, geç lan şöyle. Geç şöyle. Feride Hanım. Uyandırdık mı sizi? Ne diyorsun be sen? Ne diyorum? Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada? Heh, buyurun. Sen kimsin ya? Ne o, korktunuz mu birisi duyar diye? Bir de Nalan'a tehdit etmişsiniz. Öldürürüm Ayrı'yı falan diye. Geldim, öldürün işte hadi. Buradayım, öldürün. Yürü git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya ne istiyorsun sen ya? Bela mısın başımıza? Belayım. Nalan almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Bırakın. Bana baksana sen. Ya efendim ne var? Ne? Bana bak. Sen nasıl bir dert oldun çöre kendin başımıza? Ama unuttuğum bir şey var. Senin gibiler hız gelir tırs gider bana. Niye biliyor musun? Cehennemin dibinden geliyorum ben. Seni öyle bir yok ederim ki kimse parçanı bile bulamaz. Feride Hanım, yok ederim, asarım, keserimleri siz gidin Nalan'a söyleyin, ona yutturun. Ben artık yemem bunlar. Bırak ya, bırak. Hayri, ne oluyor? Benim Nalan'la konuşmam gereken şeyler var. Evine git Hayri. Tamam, ben konuşayım, sonra giderim. Sen gel benimle. Nereye? Gel bir konuşalım. Tamam, bir saniye. Hayri. Bak ben gözü kararttım diyorum. Bahçemden çık Hayri. Tamam. Hayri, bahçemden bak, çık. Bak ben gözü kararttım. Nalan almadan bir yere gitme. Hayır! Muzo! Ne yapıyorsun? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Sesiniz bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Sen ne arıyorsun burada Hayri? Baba, şöyle bir durum oldu şimdi. Hiçbir durum olmadı. İçip içip bu kapıya dayanmış. İşimi geri istiyorum. İşte buradan memnunum falan. İşte ağzıyla içmeyince böyle oluyor zaten. Tamam, ben konuşuyorum. Gel. Hayır, bu ne iştir ya? Baba tamam, ben de dedim. Hadi girelim içeriye, bir soğuk zaten. Muzo'nun şoförü şu o halletsin, hadi. Rafet baba. Hakkını helal et. Buyurun gelin Gülce Hanım. Sevgilim, hadi içeri geçsene. Sen niye kaldın orada böyle? Burada çok acayip bir şeyler dönüyor. Nasıl bir şey ya? Neden bahsediyorsun acaba? Ben bir çözeyim, anlatırım. Sen iyi misin hayatım? Evet. Sen haddini bilmeyi öğrenemeyeceksin, o belli oldu. Ya önümde duvar da örseniz, Feride Hanım beni çekip vursa da ben ölmeyeceğim. Nalan almadan da ölmem, bunu bil. Ya Hayri, sen ne saçmalıyorsun? Sen ne yaptığının farkında mısın?
Gözün dönmüş durumda. Sen nasıl buralara gelirsin? Ben ne yaptığımın farkındayım. Ben neler döndüğünün de farkındayım. Ben Nalan neden beni terk edip konağa gitti? Neden bir gecede her şey değişti? Neden böyle oldu? Hepsini öğrendim. Tehdit etmiş Feride Hanım Nalan'ı. Demiş ki eğer demiş Hayri ile demiş bir daha demiş görüşmeye devam edersen demiş. Önce demiş onu vuracağım demiş. Sonra demiş kendimi öldüreceğim demiş. Ama ben uyuduğum rüyadan uyandım. Nalan'ı da uyandıracağım. Nalan'ı da alıp gideceğim buradan. Bak göreceksiniz siz. İkinizin de birbirinizden farkınız yok biliyor musun? Senin de Feride Hanım'la. Ne alakam var benim Feride Hanım'la ya? Ben hayatımda onun kadar vicdansız, kalpsiz bir kadın daha görmedim. İnsan kendi çocuğuna böyle bir şey yapar mı ya? Böyle şeyler söyler mi ha? Muzaffer Bey sen söyle. Hayri bak. İkiniz de Nalan'ı düşünmüyorsunuz. Yazık. Yalan mı? Senin gururun kırıldı, terk edildin. Feride Hanım birileri duyarsa diye rezil olmaktan korkuyor. Bak sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Her yaptığın şey ona acı verecek, ona zarar verecek Hayri. Onu şimdi bulunduğundan daha derin, daha karanlık kuyulara itmeyin. Ona zarar vermeyin Hayri. Öyle veya böyle ya, Feride Hanım'ın böyle bir şeyi bize yapmaya hakkı yok. Bak, o mutlu olmayı çok hak ediyor. Hayri, vazgeç bu sevdadan. Ona daha fazla zarar verme. Eninde sonunda Nalan benim olacak. Biz çok mutlu olacağız. Siz de bunu göreceksiniz, bak görürsün. İçmiş miydi o? Evet, evet. İçip içip gelmiş işte. Yoksa nasıl bulacak bu cesareti? Taco, Muzo hala yok ortada. Benim aklım onda kaldı. Bir bak bakalım. O adam sarhoş zavallı aralarında bir tatsızlık çıkmasın hadi yavrum. Ya bu çocuk ne oldu da böyle Şirazi'den çıktı ya? Anlamadım ya. Allah Allah. Ya ne yaptı bu çocuk böyle kendine? Sen konuştun mu onunla? Bir şey dedi mi sana? Bana kalırsa... Buradan ayrılmak çok koymuş ona. Ben öyle düşünüyorum. Öyle değil mi Muzo? Yani bütün derdi bu evden kovulmuş olmak o zibidinin. Aha. Evet baba. Bu son yaşananlardan sonra sana karşı mahcup olmuş. Bir de Sedat'la ilgili Nalan'ı atıp tuttuğu için çok pişmanmış falan. Bir kadeh içince de durum bu. Onu o herzeleri yemeden önce düşünecekti o. Ya benim çocuğumun evliliğini bitiyordu ahlaksız adam ya. Allah Allah. Nerede şimdi bu? Evine gitti. Allah Allah. Bu çocuk bir ara bakalım şunu da. Yarın sabah 10'da şirkette bir toplantı yapalım. Bir de ben konuşayım şununla ya. Rafet Bey aman yapmayın böyle bir şey. Şımartmayın şu herifi. Yani her şey beklenir bu caiz zibidilerden. Feride Hanım ben bu çocuğa hep destek oldum ya. Yani bu çocuk böyle değildi ya. Bir konuşayım bakayım ben bir de. Ne olduğunu anlayayım yani. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Gülce. Çocuklar siz de bir kapıyı pencereyi doğru düzgün kapatın. Her şeyi ayarlayın. Doğru düzgün yatalım da kalkalım Allah'ın izniyle. Hadi biz de yatalım artık değil mi sevgilim? Sevgilim biraz başım ağrıdı da ben bir aşağı inip bir ilaç alıp geleceğim. Sen tamam, çık. Tamam aşkım hadi. Ne anlatıyor bu tipi bozuk herif? Feride Hanım. Vallahi helal olsun. Bence babam bayağı bayağı inandı. Gerçekten. Babama anlattığınız yalanları duyduk. Bana ne anlatacaksınız? Ne anlatacakmışız sana ha? İyice hafiye kesildin başımıza ya. Vallahi Feride Hanım gerçekleri anlatsanız. Mesela Hayri Nalan'ı nereye götürecekmiş onu öğrenebildik mi? İyi madem bu kadar merak ettin. Sana da anlatalım. Hayri ve Nalan amansız bir aşka düşmüşler. Ama sonra Nalan'ın gözü açılmış. Benim ne işim var bu hödük herifle diye vazgeçip konağa geri dönmüş. Hayri de böyle içip içip işte kapıya dayanmış. Nalan'ı almaya gelmiş. Biz de işte Muzo'yla bu aşkla nasıl baş edeceğimizi konuşuyorduk. İyi oldu senin de gelmen. Sen de fikrini söyle bize. Nasıl yani? Nasılın için nedeni yok bunun işte. Aşk bu, gönül işi. Bazen dengine de konabiliyor. İşte bazen böyle bir şekilde de konabiliyor. Nalan da işte yapmış bir hata ama sonra vazgeçmiş. Ama Hayri bunu anlamamış.
Bunu gece kondusuna götürüp oranın kraliçesi yapmak istemiş. Sence ne yapmak gerekiyor? Ha? Söyle bakayım. Biz Muzo'yla adamı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi konuşuyorduk az önce. Sen de fikrini söyle. Yani Feride Hanım... Ya bu kadarını açıkçası ben bile düşünememiştim yani. Allah Allah, sen nasıl bunu düşünemedin? Halbuki adım adım Nalan'ın ensesindeydin. Ya böyle bir şey mümkün mü? Ha? Ha, ne saçmalıyorsun sen? Yok. Neyse, senin adına sevindim. Böyle aptal bir ihtimal aklına gelmediyse zeka seviyen halen ev ortalamasının üzerinde. Peki ne olmuş? Gerçekten anlatacak mısınız? Ya Nalan buna kibar davranıp arada bir de sohbet edince bu ciddi ciddi arkadaş dost olduklarını falan sanmış. Sonra bu son olaylardan sonra da Nalan telefonunu açmamış. Bu da bozulmuş. İşte içmiş içmiş kapıya gelmiş. Peki. Ama yani biz bunu konuşabilirdik. Ya anlatırdık yani. Çözerdik konuyu. Sen böyle yumrukla daldın adama. Ben senin bu abuk sabuk sorularından çok sıkıldım biliyor musun? Ben de insanım, mesela tepem atmış olamaz mı? Hadi Allah aşkına gidip yatıp uyu. Hadi. Hani öğreneceğini öğrendin işte, hadi. Bana bak sarı fırtına. Anana bu Hayri'nin Nalan malan falan dediğini anlatma sakın. Şey de duymasın, Sedat da duymasın, sonra zıvanadan çıkıyor, kızı da üzüyor. Tabii. Hadi selametle. Ay ne kadar zor bir kız bu böyle. Vallahi Nalan'ı tanımasam Selen'e anlattıklarınıza ben bile inanacaktım. Böyle bir şey mümkün mü Muzaffer? Ya saçmalama Allah aşkına. Kızım saftır, tecrübesizdir, beceriksizdir ama salak değildir. Böyle bir hataya düşmez. Neyse Allah yüzümüze baktı da bu geceyi böyle ucuz atlattık. Ama bir sorunumuz var hala. Babam değil mi? Yarın sen de gideceksin şirkete. Babanla ayrı konuşurken orada olacaksın. Bu evde zeka pırıltısı olan, aklı başında olan tek insan sensin. Seni hep takdir etmişimdir. Sözlerinizle beni çok mutlu ettiniz Feride Hanım. Tamam tamam, şımarma hemen. Bana bak, yarın sabah şirkete gittiğinde babanla o şekilde herif konuşurken böyle saçma sapan bir şeylerden bahsederse hemen engel olacaksın. Duydun mu beni? Bak bunun ipini iyice tutacağız ki başımıza dert açmasın. Anladın mı? Tamam, giderim. Peki o zaman kazamız mübarek olsun. Selen, ya bravo yani. İki saat önce gönderdin beni odaya. Bekliyorum seni. Aşkım. Hayatım ne oldu gene? Bir şey mi oldu? Sence Nalan'la Hayri sevgili olabilirler mi? Senin... Yani ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Selen? Yani ne dediğini sen farkında mısın? Bir düşün bakalım. Hı? Yani böyle hepimizi uyutuyor olabilirler mi? Olamaz mı? Sena şimdi yani bunu mu taktın? Yani gerçekten inanamıyorum artık ya. Bir kendine gel. Ben gel. Ben sana her şeyi anlatacağım. Vallahi çatlayacağım yoksa yani. Ben sana her şeyi anlatayım. Sen karar ver. Gel otur. Otur. Ne anlatacaksın? Ne oluyor ya? Yarın herkes her şeyi öğrenecek. Biz kavuşacağız. Vallahi Nala. Efendim Taco. Tamam, yarın saat 10'da şirkette. Emir olur babanın, tamam. Tamam hadi, hayırlı akşamlar. Vallahi garip, istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Yarın gidelim Rafet Baba'ya her şeyi anlatalım. Artık neyse racon boy keser.
Şimdi yola bir bakayım. Rota oluşturuldu. Tahmini varış süreniz 30 dakika. İyi ya, trafik yokmuş. Geç kalmam, yetişirim. Sabahın bu köründe niye yola düştük onu anlamadım ama. Ben de senin o yataktan çıkmayı hiç istemezdim. Yani tatilimiz kısa sürsün de istemezdim de işte iş yani. İşimin başında olmam lazım. Kolay değil. E biliyorsun zaten koca otelin sorumluluğu bende artık. Zaten gideceğim, milleti hizaya sokacağım falan filan, böyle bir sürü işim var. Kararlar aldım, onları açıklayacağım, uygulatacağım, bir ton işim var yani. İyi tamam canım. Merak ettim sadece. Sen merak etme. Göreceksin bak, Sedat Koroğlu farkı bütün otele nasıl yayılıyor, göreceksin. Bir de bakmışsın, babam benim bütün otellerin yönetimini bana devretmiş. Vallahi ben olsam devrederdim. Ben sana söyleyeyim mi? Bendeki vizyon hiçbirinde yok. Ne Selen'de ne Muzo'da. Kusura bakmasınlar ya. Yavaş yavaş hak ettiğim yere geliyorum hayatım. Sedat Koroğlu farkı altını çiziyorum. Herkes görecek, hissedecek. Sen de göreceksin. İnşallah. Annem mi? Yok değil. Niye gerildin bu kadar? Yok, banka falandır herhalde yani. Şu an hiç konuşamam. Kim o? Hayri mi? Hayri gidi zekalısı mı? Aç bakayım bir. Aa, sen de taktın ya Sedat. Tamam, açar mısın? Gerildim bu kadar. Aç bakalım kimmiş, bir duyalım bakalım. Aç, ver hoparlörü. Sedatcığım, bankadır diyorum. Konuşmak istemiyorum şu an. Ver hoparlörü canım. Aç. Sesini duyacağım. Aç. Alo. Alo. Konuşsana. Ya kime diyorum? Sen utanmıyor musun benim karımı sabah sabah rahatsız ediyorsun ya? Ses versene. Kime diyorum, konuşsana. Ben yanlış aradım galiba beyefendi. Özür dilerim. Kim ya? Bak ya şu mal oğlum, bana bak ya. Ulan madem yanlış aradın, ses versene. Niye dinliyorsun beni sapık gibi orada sessiz sessiz sinsi bir şekilde ya? Hayret bir şey. Özür dilerim de kapat. Gerizekalıya bak ya. Tamam Sedat, daha uzatacak mısın? Ya uzatmıyorum ya sabah sabah. Yanlışlıkla aramış işte. Yere gerildim şurada ya, hayret bir şey ya. O Hayri gerizekalısı aratmadıysa ben de bir şey bilmiyorum bak. Yapmış olabilir, ondan her şey beklenebilir. Anladın mı? Benden ses gelince Tamam. Şoför falan değil, yanlış aramış. Uzatmayalım, ne olursun gidelim artık. Nasıl bir sabah uyandık, nasıl gidiyoruz ya? Şerefsize bak ya. Çözeceğim, onu da çözeceğim. Efendim Türkan. Ha. Lafet babanın yanına gidiyorum. Yo, işe geri dönmedim ya. Öyle muhabbet etmeyi falan çağırıyor herhalde. Yok vallahi bulamadım. Ya sanki millet de elini açmış diyor ki Hayri gelsin bizim burada çalışsın mı diyor, Allah Allah. Tamam. Ne? İstanbul'a mı taşınmayı düşünüyormuşsunuz? Allah Allah. O nereden çıktı şimdi, öyle bir şey olabilir mi ya? Saçma sapan, kim sokuyor bunları sizin aklınıza? Hayır efendim, öyle bir şey olamaz. Ya tamam da burada yaşaması kolay mı? Ben ay sonunu zor getiriyorum ya. Ya öyle de mi? Ya zaten kazandığım her şeyi size göndermiyor muyum? Bir iki aydır sekteye uğradı diye. Tamam, halledeceğiz işte, yenisini bulacağız. Şey yapacağım, bir şekilde göndereceğim. Tamam. Hayır, öyle İstanbul'a geleceğiz, taşınacağız falan filan. Yani bunları aklınızdan söküp atın, öyle bir şey olamaz. Tamam. Hadi selametle. Öp çocukları yanına. Hadi. Ulan her şey tamam, biz siz eksiksiniz zaten var ya. Neyse, şu Rafet babayla da konuşayım. Ondan sonrası bir anlatalım. Aşkım, ya anneme söyler misin? Bu yeni görevim için akşama şöyle güzel bir yemek vermek istiyorum. Ama evde olsun, çok masraf olmasın. Cavit enişteyi de Onur konu olarak davet etmek istiyorum. Çünkü Allah var yani, bu süreçte bana en büyük destek verenlerden bir tanesi oldu kendisi. Onu da davet etmek istiyorum, tamam? Tamam, söylerim. Bir şey söyleyeceğim.
Sen bana küstün mü? Yok, sorun yok. Ya özür dilerim, ben bir anda çıkıştım, böyle kafam attı. Özür dilerim yani. Ha, ne yapayım? Kıskanıyorum seni. Herkesten çok kıskanıyorum. Seni çok seviyorum. Tamam, sorun yok, merak etme. Tamam. Sana kolay gelsin, akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Ah! Güzel kızım, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Gülcan Hanım. Sedat yok mu anneciğim? Sedat şirkete gitti. Rafet Bey Sedat'ı bu Monti'deki otelin başına geçirdi ya. Onun için bir toplantı yapacaklar. Aa! Haberiniz yok muydu? Yok. Ha, biliyorsunuz sandım. Allah Allah, Rafet'e bak, sen bana da bir şey söylemedi. Ay, çok sevindim. Şimdi oraya gitti, hatta şey dedi. Akşam bunun için böyle bir hep birlikte yemek yiyelim, anneme haber ver dedi. Galiba Cavit enişteyi de çağıracakmış. Tabii tabii yavrum, ay çok sevindim, çok sevindim. Ben hemen hazırlıklara başlarım. Hadi tamam. Benim güzel kızım. Allah Allah, çok şükür vallahi billahi. Niye hemen döndünüz? Gitmişken kalsaydınız ya birkaç gün daha. Sedat şirkete gitmek istedi. Rafet Bey otelin sorumluluğunu Sedat'a vermiş. Bugün ilk iş günüm, yapacak bir sürü şeyim var diye güle oynaya şirkete gidince biz de döndük. Bak ben sana diyeyim, bu çocukta bir cevher var. Hani bunun yolunu bir açsalar yürür gider bu. Hı, muhakkak. Ne o, sen öyle düşünmüyorsun galiba. Yok, Allah gönlüne göre versin diyeyim. Bu ayrı meselesini çok ucuz atlattık. Dün gece bunu bir kez daha anladım. Bir şey mi oldu dün gece? O şekilsiz şoför dün gece konağı bastı. Ne? Ve son davulcağı buydu. Ben senin kadar şaşırmadım. Cahilin yapacağı bir şey bu sonuçta. Tamam da ne oldu yani? Geldi. Ne dedi, bir şey dedi mi? Biri duydu mu? Gördü mü? Evet, Selen duydu. Hani diğerlerini Muzo'yla hallettik. Yani Selen'i de hallettik sayılır ama o sarı fırtınanın sağa solu belli olmaz. Cahilin gözü karadır diye boşuna söylememişler. Muzo o yumruğu indirmeseydi. Nalan'ı almaya geldim diye böyle bağırıp duruyordu bahçede. Muzo Hayri'ye yumruk mu attı? Nasıl bir belanın kıyısından döndüğünü anla diye anlatıyorum ben sana bunları. Yani o herif tam bir baş belası, bir ruh hastası yani. Beni dinleyip doğru yolu bulmasaydın o herif şimdi seni gidip gece konusuna kapatacaktı. Burnunu bile çıkartmayacaktı dışarıya. Hani zindan edecekti sana hayatı. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum falan diye. Ondan sonra da senden sıkılıp başka bir nalanlar bulup atacaktı seni. Ulan kim olacaktı? Sana tabii ki. Sen Allah'ın sevdiği kulusun. Bak bu herif kayışı iyice koparmış. Böyle seni arar, mesaj atar bilmem ne. Aman diyeyim kızım, ay, aman. Tamam anne. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok, anladım. Sen biliyorsun ya, evinde gayet açıklayıcı anlattın. Ben de gayet anladım yani. Daha fazla konuşmanın manası yok. Rafet Bey Hayri'yi şirkete çağırmış konuşmak için. İnşallah bir ayar verir. Rafet Bey'le de mi görüşecek? Bilmiyorum işte, konuşacaklarmış. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Bileceğim. Bak bir de şu Billur'a dikkat et bundan sonra. Ne alakası var şimdi Billur'la bu durumun? Ve arkadaşım arkadaşım diyorsun ya, gidip o Hayri'ye benim seni tehdit ettiğimi söylemiş. Ay Billur ya! O da bunu böyle vazife gibi almış. Sanki ben seni burada zorla tutuyormuşum gibi işte kalkıp bahçeye evi basmaya gelmiş. Kime güveneceğine dikkat et kızım. Hiç kimse senin gibi iyi, temiz kalpli değil. Bunu bir kafana yaz. Anladım. Benim bir duşa girmem lazım. Bir duşa girip kafamı toplamam lazım. Tamam, hadi gel. We'll be right back.
Nala, yıkanmıyor musun? Yok anne, şimdi giriyorum. Gel. Hayri Ersoy geldi efendim. Al kızım içeri, al bakayım. Buyurun. Ben emretmişsin baba. Estağfurullah oğlum Hayri, ne emri ya? Gel bakayım, geç. Geç otur. Ers. Anlat bakalım Hayri. Neyin var senin? Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Hayri geldi mi? Geldi efendim, Rafet Bey'in odasında. Amma düşündün be oğlum ya. Amma düşündün ya. Basit bir soru sordum ben sana ya. Bu dün akşamki halin neydi? Ne oldu oğlum sana böyle birdenbire ha? Bak, seni severim biliyorsun. Çalışkansın, dürüstsün, vefalısın. Hani yani bir sıkıntın varsa söyle oğlum. Bak sana otellerden birinde bir iş vereyim. Ha olmadı, maddi bir sıkıntın varsa onu da söyle. Düze çıkıncaya kadar sana destek olayım oğlum. Yok baba, şey değil yani. Para veya işte iş durumuyla alakalı bir şey değil. Şöyle bir şey. Oğlum, derdini söylemeyen derman bulamaz. Neymiş derdin? Anlat bakayım. Şuradan başlayayım o zaman. Ben... Muzu hayırdır? Ne işin var senin burada? Hayri ile konuşurken burada olmak istedim baba. Aa, iyi yaptın. Gel, gel geç madem bakayım, geç. Ben de Hayri'nin ağzından kerpetenle laf almaya çalışıyorum. Evet, anlat bakalım Hayri. Neymiş? Derdin neymiş? Söyle çocuğum. Benim kimseden bir korkum yok baba. Oğlum, bırak şimdi telefonu da konuş ya. He? Kimden korkacakmış? Birinden falan korkmana gerek yok ki. Ne söyleyeceksin? Söyleyeceksin açıkça, bu kadar. Belki de çok uzatmamak gerekiyor baba. Belli ki şahsi bir problemim var. Zorlamayalım ha? Şuradan başlayayım. Lütfen Rafet Bey'e bir şey anlatma. Eğer beni gerçekten biraz seviyorsan anlatma. Oğlum, anlatsana bak. Beni iyice zıvanadan çıkaracaksın ama yani. Neymiş derdin? Söyle bakayım. Ben kendi kendime biraz kızıyorum baba. Sebep? İşte bir ömür... senin yanında güzel güzel... çalışıp ekmeğimize bakmak varken böyle bir şey yaşandı aramızda. Bu biraz benim içime battı. Öyle olunca da bir iki bardakta bir şey içince geldim oraya, kendimi bozdum falan. Rezil ettim. Sizleri üzdüm. Özür dilerim. Af dilemeye geldim. Hakkını helal et. Bana müsaade. Helal oğlum, helal helal. Dur bakayım, dur. Bak. Sen yine de... bir sorun olduğunda buraya geleceksin. Ben buradayım. Ne gerekirse gerektiği zaman da sana desteğimi vereceğim. Anlaşıldı mı? Öyle değil mi Muzu? Tabii. Tabii ki. Selametle.
Bir daha yapma diye fırçalamadım bu sefer. Gerek yoktu. Zaten o anlar. Bir müddet sonra da geçer herhalde. Emir ne diyormuş peki? Geliyor muymuş toplantıya? Emir Bey geliyor toplantıya. Güzel. Bak bütün toptancılarla tek tek görüşeceğim, tamam mı? Bu yarına da şeyi çağır. Havluları, çarşafları aldığımız adamın adı neydi? Kerim. Tamam, onu da çağır gelsin. Sahi Sedat Bey, biz bunları neden tek tek çağırıyoruz? Ben pek anlayamadım da. Ya maliyetleri düşürmek için tabii ki ama kaliteden de ödün vermemek için, öyle düşün. Ama Sedat Bey... Galip abi, Allah aşkına bir kelime daha etme. Ben Sedat Kore oldum ya, bana güven, arkana yaslan. Tamam. Şuraya bir şey asmak lazım. Ne gibi Sedat Bey? Yani havalı bir şey asmak lazım ya. Baksana, çavalı falan değil yani hiç. Otel yöneticisinin odasının kapısı gibi duruyor mu? Durmuyor. Buraya şöyle güzel bir isimlik lazım. Sedat Koroğlu yazılsın. Altına da... General Director yazın. Şöyle güzel. Ama yok ya. Türkçe olsun değil mi? İşte absürt olur yani İngiliz. O zaman bunu Sedat Koroğlu, altına da Genel Direktör yazın. Genel Direktör şöyle havalı. O da saçma oldu be. Tamam. Müdür yazın altına. Müdür güzel. Müdür. Nasıl olur acaba? Sedat Koroğlu müdür. Sevmedim, kısa kaldı. Şöyle yap abi. Kararımı verdim. Sedat Koroğlu. Altına da güzel bir şekilde genel müdür yazın. Bence yeterince havalı. Sence? Bence de Sedat Bey. Gel abi, daha bir sürü işimiz var. Gel. Tabii. Nasıl ya? Ne işi var lan burada? Hayri, ne yapıyorsun lan burada sen? He? Ben cevap ver, dilini mi yuttun? Nalan'ı da böyle sessiz sessiz mi rahatsız ediyorsun he? Onu böyle sessizce arayarak, etrafta dolaşarak ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Cevap ver bana! Hey. Hadi git şuradan, bak belanı benden bulma. Ya Sedat, bırak, dün geceki gibi bir sarhoş herhalde bu. Dün gece mi? Neredeydin lan dün gece sen? Konaklaydım lan. Konağa geldim, bir itirazım var. Çek lan elini, çek! Lan sen kime? Sedat! Bırak adamı, bırak! Bırak dedim. Geç içeri, geç. Benim odaya geç. Gördün mü? Ne diyorsun? Var mı bir yorum? Yani bak, hiç kimse ama hiç kimse Nalan'la Hayri'nin arasında bir şey olduğunu beni inandıramaz, tamam mı? Hı. Ama yani hani bir şeyler döndü de kesin. Değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen iyi misin? İyiyim. Gel sen, gel. Ne oldu? Önemli bir telefon mu bekliyorsun? Yok. Niye o telefon hep orada, burada, cebinde, sürekli yanında? Ne bileyim, alışkanlık işte. Giyin, üşüme. Kim arıyor? Sedat. İşin de ilk günü ya, herhalde heyecan yaptı. E baksana ne diyor çocuk. E konuşacağım anne, konuşacağım da önce bir giyineyim, üşüdüm çünkü. İyi, ben iniyorum aşağı. Kahvemi içeyim bak. Başım tuttu iyice. Hadi. Olur, olur, ben de giyinip iniyorum.
Sedat. Sen de bu herifi her gördüğünde böyle horoz almaktan vazgeç, anladın mı? Ya adamı ben çağırdım buraya. Geldi, özür diledi. Yani ne yapacak? Herkes ekmeğinin peşinde. Anlayış göstereceksin. Baba o zaman gitsin ekmeğini başka yerde arasın ya. Dolaşmasın ayağımın altında ya. Kes ya. Sen git. Kendi işinin başında dur. Ne ilgileniyorsun başkasıyla? Koskoca otelin yönetimini sana verdi. Git otelin işinin başında dur. Pardon. Ben yanlış mı anladım? Sen Sedat'ı otelin başına mı getirdin? Evet. Ne var bunda? Bomonti'deki otelin tek yetkilisi Sedat'ı yaptı. Ha, sen bayağı Bomonti'yi gözden çıkardın yani. Ha? Anlamadım. Ne demekmiş o? Yani babacığım, yani Sedat biliyorsun yani 2 günde batırır orayı. Sağ ol ablacığım. Her zamanki gibi harika destek oluyorsun. Sağ ol. Aman Sedat. Babacığım, bana güvendiğin için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Ya baba. Ya ne yapıyorsun sormadan etmeden? Otur, otur. Otur, anlatacağım. Babacığım ne anlatacaksın zaten? Otur dedim kızım. Otur. Şeyler çeviriyor ama bakalım çözeceğiz. Bu herif böyle bu kayışı koparmış. Sana ulaşmaya çalışacak. İşte mesaj atacak, arayacak falan. Sakın ha, sakın. Ne yaptın? Çıktın mı şirketten? Çıktım. Konağa geliyorum. Konuşmamız lazım. Al işte. Ya nereye geliyorsun? Ne konuşacağız acaba ya? Ayrıca konuşsak ne olacak ki? Delirdin mi? Sakın gelme buraya. Ne olur tamam de bak, ne olur tamam da. Kendi kendine konuşuyor bu. İyice kafayı yedi artık. Çoktan delirdim. Beni de delirtiyorsun ama şu an ne yapacağım?
Eksik parçan bende. Emir. Nüans. Buyurun efendim. Emir Baran burada mı? Sedat Bey'le toplantıları vardı efendim. Az önce çıktılar. Tamam, teşekkürler. Emir. Selam. Ne yapıyorsun sen ya? Ne bu şimdi? Eskiden hediye almaktan hoşlanırdın. Ne oldu? Neyse. Geri verdiğin için çok teşekkür ederim. Sende durması beni epey rahatsız ediyordu çünkü. Onu bana verirken bu benim en kıymetli oyuncağım. Sen de benim en kıymetlimsin. Sende durmasını istiyorum demiştin. Demek ki o zaman geri zekalıymışım. Şimdi artık değilim çok şükür. Nerede bunun anahtarı? Bunu almak için çalışıp hak etmen gerekecek Selen. Ha Selen. Aa, babamın sana aldığı müzik kutusu değil mi ya en sevdiğin? Ay Sedat ne var ne oldu ne istiyorsun? Allah Allah neyin var senin ya niye çemkiriyorsun hemen? Çemkirmiyorum. Ne oldu Sedat? Ya şu dosyaları bir incelesene. Benim bir tane işim var. Senden bir öneri istiyorum. Sabaha kadar da mail atarsan bana sevinirim. Tamam? Oldu canım. Hiç çemkirme. Çemkirerek şirketimiz bir adım ileri gitmez. Bunun yerine durmadan çalışıyoruz. Tamam mı? Hadi. Kolay gelsin. Hadi. Bekliyorum. Raporu bekliyorum. Vallahi birini dilimde kalacaksınız. Konağa gel. Konuşmamız gerek. Hayır ya. Ne demek delirmek ya? Ne yapacaksın buraya gelip? Nalan Koroğlu'yla görüşecektim. Buyurun benim. Nalan Hanım, ben sizinle bugün buluşmak istiyorum. Pardon, siz kimsiniz? Babanız hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Önemli. Babam mı? Evet. Eğer uygunsanız 7'de Ravit restoranda buluşabiliriz. Sen biliyor musun bir şey? Olur. Şey... Pardon, bir an kafam dağıldı. Ne dediniz? Saat 7'de Bebek'teki Ravit restoran dediniz değil mi? Tamam. Tamam orada olacağım. Bak işte bak gene gidiyor o şekil size. Hay Allah'ım bana kuvvet ver ya Rabbim. Anne. Hadi gel aşağıda kahve içelim. Ay, oturdun kaldın burada. Ay yok. Benim canım istemedi şimdi kahve. Senin için. Benim biraz uyumam lazım. Biraz uyusam iyi gelecek. Billur mu aradı? Yine yapışıp kalmış o telefon üstüne. Ha yok ya bankadan aradılar. Ne bileyim kartların yenilenmesi, güncellenmesi mi lazım? Bir şey söylediler çok anlamadım. İyi peki o zaman. Akşam görüşürüz. Niye akşam? Ben de arkadaşlarımla buluşayım diyorum. Arkadaşlarınla? Senin arkadaşların mı var? Ha kolejden arkadaşlarım işte. Kaç zamandır arayıp duruyorlar. Gideyim kahveyi de bari onlarla içeyim. Belki vitrin gezeriz. Biraz havam değilsin. Sen de gel istersen. Ha yok. Yok anne hakikaten hiç canım istemiyor. Benim
gerçekten biraz uyumam lazım. İyi. O zaman akşam yemeğini de onlarla yerim. Ha, bu kutlama yemeğini hiç çekemeyeceğim onları ben. Görüşürüz. Tamam. Ben zaten bir de Bilir'i aradım. O gelecek. Bir konuşmamız lazım. Ha, niye arıyorsun Alı'yı ya? Hani bir konuşup uyar mıyım mı? Yani olacak iş mi? Biz burada neyle uğraşıyoruz? Onun yaptığına bak. Ya konuşayım ki bir ayağını denk alsın yani, öyle değil mi? Evet, doğrusun. İyi peki. Ben gittim. Kabanımı falan çantamı çıkar. Üstümü değiştirmem iyi bu işte. Böyle gideyim. Nereye gideceksiniz Feride Hanım? O Hayri denen herifin defterini dürmeye gidiyorum. Feride Hanım, belki biz yanlış anlamışızdır. Belki Hayri ile buluşmayacaktır, olamaz mı? Yani belki başkasıyla buluşacaktır ha? Sen de haklısın da. Evet, yeni bir iş görüşmesi, onun anlaşmasına falan gidiyordur. Resmen Hayri ile buluşacak işte. Biliyorum ben. Hissediyorum. Ver çantamı. Sen de çıkarken görmezden gel ki rahat rahat çıkıp gitsin, tamam mı? Bakalım beni karşısına görünce ne hale gelecek. Artık inceldiği yerden kopsun. Ben oradayım yani. Tamam ama siz kendinize dikkat edin. Ne olur Feride Hanım, kurban olayım. Olur mu? Benim o Hayri denen herifin defterini dürmeden bana rahat yok bu dünyada. Hadi. Hadi dediğim gibi, tembih ettiğim gibi. Tamam. Benim şoföre söyle arabayı getirsin. Topuyordum. Aracınız geliyor Feridan. Konağın önündeyim. Annen gitti. Aşağıdaki parkta bekliyorum. Efendim Kuşu. Neredesin sen? Canım, kuru temizlemeciye uğradım. Birkaç alacağım bir şey vardı. Onları aldım, şimdi geliyorum. Bir şey mi oldu? Senin sesin bir acayip geliyor. Aferin yani Bilir. Hakikaten yani başıma neler açtın ya. Ne yapmışım canım? Acaba gidip Hayri'ye her şeyi anlattığın için Hayri'nin gözü dönmüş olabilir mi? Dün gecenin bir vakti evin kapısına dayanmış. Bağırmış, çağırmış. Nalan alacağım falan demiş. İnanmıyorum ya. Nalan, sen bana git konuş dedin diye. Ben de adamın halini acıdım. Vallahi senden vazgeçsin diye söyledim. Çok özür dilerim Kuşu. Bir de laftan da anlamıyor. Anlatıyorum, anlamıyor. Ben şimdi gidip mecburen görüşmek zorundayım. Yani gideyim konuşayım, bir kere daha anlatayım. Ama sen gelmeden hemen gider gelirim, tamam mı? Sen gelince benim odama çık. Beni bekle, olur mu? Tamam da Feride teyzen olacak? O çıktı şimdi, yok evde. Ben gidiyorum, tamam mı? Tamam. Hadi sen de gel, bekliyorum, bay bay. Nalan? Nereye kuzum? Bir yürüyüp geleceğim hafif. Kendine dikkat et değil mi yavrum? Olur. Bir şey mi oldu? Yok öyle, ben içim. Hafif. Güzel kızım. Ben hep sizin iyiliğinizi istiyorum. Başka istediğim bir şey yok yavrum.
Hepimiz iyi olacağız. Merak etme canım benim, tamam mı? İyi olacağız. Bilmem gereken bir şey mi var? Yok yavrum. Yok bir şey. Ben içim öyle bir şey oldu. Peki. Dışarıdan bir şey ister misin? Yok yavrum. Sağ ol. Tamam ben hemen döneceğim, tamam mı? Tamam kuzum. Ne yapıyorsun Hayri? Hakikaten ne yapıyorsun? Ya köşkü basmak, kapıya dayanmak, bağırıp çağırmak ne demek? Ya beni nasıl bir duruma soktuğunun, nasıl bir ateşe attığının farkında mısın? Sana anlatmaya çalışıyorum, anlamıyorsun. Artık bizden olmaz diyorum, benden uzak dur diyorum, anlamıyorsun. Ben vazgeçtim. Artık sen de vazgeç. Ne olur vazgeç. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ben Feride Hanım'dan korkmuyorum Nalan. Her şeyi biliyorum. Her şeyi öğrendim. Her şeyin farkındayım. Feride Hanım'dan korkmuyorum. Sen de korkma. Birini öldürmek o kadar kolay bir şey değil. Can almak kolay bir şey değil. Gel çekip gidelim buralardan. Tut elimi gel gidelim buralardan. Kimseye bir şey söylemeden, kimseye bir hesap vermeden, sormadan gel gidelim buralardan. Nalan etme bak, daha önce de söyledim sana. 100 kere söyledim. Hayat bir defa, ömür bir defa, ömür bir gün, o da bugün. Gel gidelim. Tut elimi gidelim buralardan. Feride Hanım'dan korkma. Korkacak bir şey yok. Altın üstünü düşünme. Ben senden vazgeçemem ki. Vazgeç diyorsun, vazgeçemem ki. Ben yapamam. Yaparsın. Yapamam. Yaparsın. Yaparsın biliyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Eğer yapamayacak olsam Feride Hanım'ın o tehditlerine boyun eğip de konağa geri dönmezdim. Ben her şeyin farkındayım. Ya yazık etme kendine. Yazık olacaksın ayrı. Ben senin öyle düşündüğün gibi sana mutluluk, huzur bunların hiçbirini getiremem. Ben sana olsa olsa dert getiririm. Ne getirirsen getir. Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben sana söylemişim, ben ömrümü senin yoluna koymuşum demişim. Dertmiş, sıkıntıymış, kedermiş. Hız gelir, tırıs gider. Hiçbir şey umurumda bile değil. Gel gidelim buralardan diyorum. Bak sana söz veriyorum. Sana yemin ederim. Ömrü hayatım boyunca sürekli senin yanında olacağım. Hiç senin yanından ayrılmayacağım. Hayatım boyunca sadece senin mutluluğunu kovalayacağım. Sadece sen mutlu ol diye uğraşacağım. Söz. Gel düşünme. Gel. Gel gidelim buradan. Benden bunu isteme, benden bunu bekleme. Yapamam. Ya anneme de sana da kıyamam, yapamam. Ne oldu? Kim arıyor? Ne oldu? Babam. Nasıl? Yani babamla alakalı bir şeyler bilen biri. Aç. Efendim. Tamam. Tamam uygundur benim için. Dediğim gibi 7'de orada olacağım. Ha yok kimseye bir şey söylemedim zaten merak etmeyin. Peki iyi günler. Ne oldu ya? Ne diyor? Bu akşam ben görüşeceğim onunla. Kimseye bir şey söyleme, yalnız gel falan dedim. Allah Allah, ne alakası var şimdi? Babam biz Nüfus'a falan da gittik, orada da bir şey bulamamıştım. Nasıl oldu şimdi yani? O mu sana ulaştı? Anlayamadım. Ben de anlayamadım, bilmiyorum. O bana ulaştı. Babanın arkadaşıyım dedi. Tamam. Ben de bilmiyorum yani ne yapacağımı. Hiç tanımadığım, etmediğim bir adamın yanına tek başıma gideceğim. Ne konuşacağım bilmiyorum. Ne duyacağım bilmiyorum. Ama gitmem lazım yani. Tamam gitmen lazım da tek başına gitmeyeceksin tabii.
Tek başına gider misin? Yani gidilmez ki. Beraber gideriz. Beraber gideriz. Sen oturursun orada konuşursun. Ben uzakta bir yerde dururum. Bir şey olursa sen ne bileyim işte el edersin. Veya ben uyanırım mevzuyu gelirim yanına. Öyle mi diyorsun? Ya, tanımadığın bilmediğin adamın yanına tek başına gitmek yani. Vallahi şaşırıyorum sana direkt gideceğim deyince de. Tamam. Birlikte gidelim. Ama bundan bir anlam çıkarmayacaksın. Gideceğiz, geleceğiz ve bitecek. Tamam mı? Tamam, Allah Allah. Nalan ben neredeyim, sen neredesin ya? Tamam, bir anlam çıkarmıyorum. Oldu mu? Ama sen çıkarken beni ara. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey yok. Kuşum. Geldin mi? Hı hı. Çok özür dilerim. Bir tanem, gerçekten çok özür dilerim. Yani ben böyle olacağını düşünemedim. Sağ ol yani, bilir. Hakikaten sayende Hayri iyice zıvanadan çıktı. Vallahi böyle olur diye düşünmedim Nalan. Yani ben sana faydam olur diye yaptım böyle bir şey. Ne bileyim böyle yapacağını. Dün neler olmuş? Yani evdekiler duymuş mu? Hayır, Allah'tan Muzo ile annem bir şekilde engel olmuşlar. Kapatmışlar konuyu. Kimse bir şey anlamamış. Muzo? Hı. Şaşırdım vallahi. Yani beklemiyordum. Hayri ne diyor? Ne desin, laftan anlamıyor. Anlatamıyorum. Şimdi gittim bir şeyler söyledim ama hiç işe yarayacakmış gibi de durmuyor. Hiç. Ne olur. Ne diyeceğini az çok tahmin ediyorum. Başlama. Aynı şeyleri konuşmaktan da sıkıldım zaten. Gerçekten yoruldum ya. Yok, ben konuyla alakalı bir şey söylemeyecektim. Özür dileyecektim. İyi bir şey yapayım derken iyice batırdım. Yani sen de tam detaylı anlatmıyorsun ki. Hayır ne diyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sen de beni seviyorsun diyor. Beni istiyorsun biliyorum. Gelip seni alacağım falan diyor, saçma sapan. Alacağım seni diyor. Tövbe estağfurullah. Kaldım ya böyle adamlar. Yani genelde ortalık kızım ben seni üzerim, işte ilişki istemiyorum falan diyen tiplerle dolu olduğu için şaşırdım yani. İyiymiş. İyi miymiş? Bunun neresi iyi acaba? Bilir. Şu düştüğüm hali bir bak, bunun neresi iyi olabilir? Kuşum ben lafın gelişi söyledim iyiyi. Senin de bir hoşuna gidiyordur şimdi. Ay saçmalama, ne hoşuma gidecek? Ne yapacakmış, seni daha mı kaldıracakmış? Genelde bana öküzleri geldiği için ben buna pek alışık değilim. Vallahi şaşırdım Nalan. Ay tamam artık, hadi tamam, kapa konuyu. Buluşacak mısınız bir daha? Hayır canım. Hayır yani, ne görüşeceğiz, ne buluşacağız, yok öyle bir şey. Aracınız geliyor Bilir Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar Muzaffer. Ne güzel seni görmek. İyi akşamlar Bilir. Eğer biraz vaktin varsa seninle konuşmak istiyorum. Olur. Neyle alakalı? Bir yerde oturalım konuşalım, olur mu? Tamam. Araç geliyor. Thank you.
alt sokağın köşesinde bekliyorum. Efendim hafise. Feride Hanım, işim çıktı Nalan. İyi, gelsin bakalım. Hayri geldi mi? Yok, daha ortalıklarda yok. Gündüz bir yere çıktım Nalan. Yok, çıkmadı. İyi, tamam, hadi kapat. Dikkatimi dağıtıyorsun, hadi kapat. Ya ne bileyim, böyle seninle dışarıda bir şeyler içince garip hissettim. Bu kasvetli sıkıcı adamla ne konuşacağım diyorsun değil mi? Kibarlığından hayır da diyemedin tabii. Hiç öyle bir şey düşünmedim bu arada, iftira atıyorsun. Billur, ben konuyu çok uzatmak istemiyorum. Seninle Nalan hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorum ben her şeyi bildiğini. Nalan söyledi. Ne düşünüyorsun peki? Ne düşünüyorum? Aşk diyorum. Onaylıyorsun yani, doğru mu anlıyorum? Hayır, onaylamıyorum yani. Düşülen durumu onaylamıyorum ama... Hayri'yi de görmezden gelemiyorum. Benim konuşma fırsatım oldu kendisiyle. Nalan Hayri için gerçekten çok önemli bir yerde. Çok güzel bir yerden, çok tutkuyla seviyor. Yani aşka saygım var. Ama bizim için kıymetli olan Hayri değil. Bizim için değerli olan Nalan değil mi? Öyle. Ama Nalan'ın da kafası çok karışık. Farkındayım. Şu an bir tek Hayri'nin ona kıymet verdiğini düşünüyor. Gözündeki perde kalkınca, kendine kıymet vermeye başlayınca... hayatını Hayri için heba etmesinden korkuyorum. Ya şimdi böyle her şey yoluna girmiş gibi, hani Nalan eve döndü, toparlanıyor. Ama üzülerek söylüyorum Muzaffer, bence öyle değil. Nalan eve dönmedi. Yani içten içe hala Hayri'ye doğru uçuyor. Bilmiyorum, bir şey soracağım. Nalan'ın Sedat'tan başka sevgilisi oldu mu? Olmadı. Yani hiç terk edilmedi. Aşk acısı çekmedi. Birinin arkasından ağlamadı. Kimseyle el ele tutuşup sahillerde yürümedi. Doğru mu anlıyorum? Hı-hı. İşte böyle bir hayattan gelince de... aşkını itiraf eden ilk adıma aşık oluyorsun tabii, normal. Bu durumda Nalan'ın Sedat'a sırasıyla mı aşık olması gerekiyor? Yani söz konusu Sedat'sa durum değişir tabii. Eğer karşısındaki Sedat değil, başka biri olsaydı inanmana bu mantık şaşmazdı. Ama konu Sedat olunca mantık kuralları biraz alt üst oluyor. Sedat zaten hayatında kimi sevdi ki? Kime değer verdi ki? Nalan'ı sevsin, değil mi? Hayri'nin farkı orada ortaya çıkıyor. Kıza ilk defa aşkı tattırdı, özel olmayı tattırdı. Şu an şaşırıyorsun değil mi? İki dakikada kardeşini gömdü diyorsun. Yani biraz. Biliyor, siz kadınların erkeklerden üstün bir özelliği var. Sezgileriniz. Siz her zaman hissedersiniz. Bence Nalan da hissetti. Sedat'la ilgili her şeyi hissetti ama artık çok geçti.
Dolayısıyla Nalan'ın ilk aşkı Hayri. Yani diyorsun ki iş işten geçti ha? Yapacak bir şey yok. Yok. Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Mesela? Mesela sen çaktırmadan gidip Nalan'la konuşabilirsin. Yanlış yolda olduğunu söyleyebilirsin. Bence seni dinler. Ya Muzaffer, ben pek emin değilim. Neyden? Ya ne bileyim, hani söylediğin her şeyde haklısın. Yani %100. Hani oradan bakınca bile bile lades gibi duruyor. Ama diğer taraftan... Ya Nalan gerçekten mutlu mu? Sedat'la beraber... Ya da Hayri'yle mi olsa... Öyle mi daha iyi olacak, daha mutlu olacak diye düşünüyorum. Yani bilemiyoruz yani. Bilmiyorum, hayatta bildiğim tek bir şey var. Aşk yetişkinlerin başına gelen en büyük ahmaklıktır. Kendini kandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Bence kimse kimsenin yaralarını saramaz. Nalan'ın merhemi kendi elinde. Hayri de değil. Annem şu halimi görseydi ne yapardı diye merak ediyorum. Yanımda sen. Seninle birlikte babam hakkında bir şeyler bildiğini iddia eden tanımadığım bir adamın yanına gidiyorum. Niye güldün? Komik yani. Hayır bak, bir kez daha altını çiziyorum. Bu durumun hiçbir manası yok. Yani hiçbir anlamı yok, tamam mı? Tamam. Tamam, yani gideceğiz. Sen yanımda olacaksın. Ben adamla konuşacağım ve konu kapanacak. Tamam, anladım. Hayır, çünkü sonra bana bak, dediğim gibi tek başına yapamazsın. Sen de beni seviyorsun gibi abuk sabuk konuşacaksan hakikaten şurada durayım, in ve ben tek başıma gideyim. Tamam, bir şey demedim ya. Neden Feride Hanım bu zamana kadar hiç babanla alakalı bir şey anlatmamış? Sana bir bilgin var mı? Hiçbir fikrim yok. Anneme babamı bir kez sorabildim zaten. Yani Feride Hanım'ın annen olmadığını öğrendiğin zaman mı? Biyolojik annem Sema. Beni doğururken ölmüş. Annem de herkesten saklamış. Yani biz de sonra hiç kimseye söylemedik. Konaktakiler de bilmiyor. İşte bir tek annemle ilgili gerçeği öğrendiğimde sorabildim. Daha da soramadım. Ama tabii yani hep merak ettiğim bir şey. Babam kim, nerede? Neden bugüne kadar gelip beni bulmadı? Var bu işin içinde bir iş de. Neyse, gidiyorsun zaten, öğreneceksin. Sıkma canını, ben buradayım. Takma kafana bir şey. Şu an kafam allak bullak. Mesela şimdi gittiğimizde adam ne diyecek? Dese ki bana, hani baban şu adreste, git gör babanı dese. Ya da ne bileyim, biz konuşurken bir anda çıksa gelse. Ya da zaten adamın yanında olsa falan, yani... Babamı şu an görsem ne yaparım diye düşünüyorum. Ne yapacaksın işte ya? Boynuna sarılacaksın işte. Babadır nihayetinde. Hani ne yaşanmış, ne olmuşsa olmuş. Hani etle tırnak birbirinden ayrılmaz ki. Baba da en az anne kadar kutsaldır. İyidir be. Vallahi. İyi misin? Gelmiş midir acaba? Aşağıda mıdır? Tamam, sakin ol. Ya sakin olayım da yani. Kim gelecek bilmiyorum. Ne diyecek? Ben duyacaklarıma hazır mıyım? Nalan, kendin için en doğrusunu yaptın. Ciddi söylüyorum. Kendin için en doğrusunu yaptın. Belki biraz sonra duyduktan sonra içine su serpilecek. İçindeki sorduğun, kendine sorduğun bütün soruların cevaplarını bulacaksın. Ondan sonrasında geçip gidecek zaten. Doğru söylüyorsun. Sen nerede bekleyeceksin? Yok, ben de aşağıda bir yerde bir masada falan oturup beklerim. Bence aşağı inme. Niye?
Ya ne bileyim şimdi, tek başına gel falan dedi ya. Riske atmayalım yani. Hani burada kal istersen. Ya o adam nereden anlayacak benim seninle geldiğimi, seni tanıdığımı? Gelme. Anlar manlar. Bir şey olur. Riske atmayalım yani. Sen burada kal. Ben gidip geleyim hemen. Tamam. İniyorum o zaman. Tamam, hadi. Hoş geldiniz. Merhaba kızım. Ben tam olarak kiminle tanışıyorum şu an bilmiyorum ama Nalan ben. Babanın en yakın arkadaşıyım. Buyurun, buyurun oturun. Oh.
Döndü, bu dış kapımız bizim niye ardına kadar açık Allah aşkına? Sedat Bey çıktı, şey yapacakmış. Cavit Bey'i karşılayacakmış. Allah Allah, yeni yeni adetler ayol. Bakayım şuna neymiş bu işin aslı Allah. Dur, dur ya, nereye gidiyorsun? Çocuğun eniştesi geliyor, niye karşılamayacakmış yani? Hem bak, onun bir sürü faydası oldu, karşılasın tabii. İyi, peki madem. Hala inanamıyorum. Yani resmen Sedat'ın otelin başına geçişini kutluyoruz. Selen. Ne? Bırak konuşsun ya. Bırak ya. Allah Allah. Kızım. Bak. Sedat bir sürü varta atlattı. Çocuk sarsıldı. Biraz ona da bir takım imkanlar verelim ki kendini toparlasın değil mi? Hepimiz ona destek olacağız ya. Elbette haklısın. Yok yani ben alıştım zaten. Bünyem de alıştı. İnşallah mutlu olur. Sakin. Herkes mutlu olsun. Aşkım sakin. Sakinim ben ya. Bakalım. Şey. Şey nerede? Feride ile Nalan nerede kaldı? Ya onlar peş peşe dışarı çıkmışlar. Ama gelirler herhalde yani. Akşam bir kutlama yemeği yapacağımızı biliyorlar neticede. Tabii. Kim döndü? Ulan kim bilir yine ne aldılar karıştırıyorlar. Enişte hoş geldin. Hoş gördük. Hayırdır Sedat? Ver elini öpeyim. Kapılarda karşılıyorsun bizi ha? Her zaman. Sedat'ın otelin başına geçişini kutlayacağız dediler. Onur konuğumuz sensin dediler. Bir şey oldu da benim haberim mi yok acaba? Enişte sen benim başarımın mimarisin ya. Herkesin bana sırtını döndüğü, benim yüzüme bile bakmadığı zamanlarda sen benim yanımda oldun. Sen bana kucak açtın. Sadece sen inandın bana. Senin gibi bir adamın gözünde kıymetimin olması benim için ne kadar değerli bilemezsin. Biliyorum, biliyorum. Merak etme sen. Ben her şeyin farkındayım. Lan bana bak. Sen aslında iyi bir herifsin be. İyi bir eşsin. İleride inşallah İyi de bir baba olacaksın. He? Sağ olun işte inşallah. Hadi fazla donmadan içeri gidelim. Hadi gel. Bak sana bir sofra hazırlattım. Babamla ilgili bir şeyler anlatacaksınız galiba. Değil mi? Babamla nereden tanışıyorsunuz? Yani ne zamandır tanışıyorsunuz? Kendi niye gelmedi? Yani gelecek mi? Ben kendisiyle tanışabilecek miyim? Konuşabilecek miyiz? Ya çok pardon. Bir sürü soru soruyorum haliyle. Çünkü babamla alakalı her şeyi merak ediyorum. Tahmin edersiniz ki. Ben babanın Almanya'dan arkadaşıyım. Yıllar önce Almanya'ya taşındığında komşumdu. Sonra kardeşim oldu. Sonra da en yakın dostum. Nerede peki şimdi? Burada mı? Almanya'da mı yaşıyor? Almanya'daydı. Maalesef geçen ay onu kaybettik kızım. Öldü mü? Başın sağ olsun kızım. Teşekkür ederim.
Gerçekten büyük haksızlık. Annemi tanıyamadan, babamı tanıyamadan çok pardon. Ben de sandım ki yani buraya gelmeden önce babam bir yerlerde yaşıyordur. Gelip beni bulur. Biz bir şekilde yani yolumuz kesişir. Ben babamı tanırım diye düşünmüştüm. Baba seni çok severdi kızım. Bu dünyada her şeyden çok seni sevdi. Yani bana öyle anlatırdı. Bütün ömrünü seni göreceği günün hayaliyle umutla geçirdi. Her yıkıldığında hep seni hatırladı. Seni göreceği günün umuduyla ayağa kalktı. Ne oldu peki yani? Nasıl öldü? Çok hastalandı. İyileşmek için çok mücadele etti. Olmadı. Peki madem beni bu kadar sevdi, madem beni bu kadar özledi, neredeydi şimdiye kadar? Gelip niye beni bulmadı? İstanbul'a gelip beni bulmak bu kadar zor muydu? Bakın siz istediniz buldunuz. Evet. Ben de çok bilmiyorum ama galiba Türkiye'ye girişiyle ilgili bir takım problemleri vardı. İşte diplomatik bir sürü şey. Gelemedi. Yapamaz. Her şey onun dışında gelişti. Elinden gelmedi. Kusura bakma kızım, ben bugün seni çok üzdüm galiba. Özür dilerim. Yok öyle düşünmeyin. Benim için ne kadar büyük bir iyilik yaptığınızı bilemezsiniz. Gerçekten. Bu saat babanın. Ölmeden kısa bir süre önce vasiyet ettim. Bu saati kızıma ilet dedi. Benden bir hatıra olarak. Lütfen bunu kabul et. Görevimi yerine getirmeme izin ver. Bu senin. Teşekkür ederim. Uf. Size son bir sorum olacak. Yani size anlattım bilmiyorum ama ne oldu da gitmek zorunda kaldı buradan? Ne zaman gitti? Ben de olmadan önce mi gitti? Yoksa beni görebildi mi? Çünkü annemle, yani beni büyüten annemle
Feride İpekoğlu'nu tanıyor musunuz? Feride... Baban söz etmiş olabilir ama... Olabilir, tanıyor olabilirim. Annem niye babamdan bu kadar nefret etti? Niye bizim görüşmemize asla izin vermedi? Babam neden gitmek zorunda kaldı? Bunları bilmek istiyorum. Ben sana babanın bıraktığı her şeyi getirdim kızım. Mektuplarını, defterlerini, ne varsa her şeyi. Ben bir süre daha buralardayım. Mutlaka o mektuplarda sorduğun bütün soruların cevabını bulacaksındır. Oku. Peki. Hadi o zaman. Beni kırmayıp buluşmayı kabul ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İlk fırsatınızda da o mektupları görmeyi çok isterim. Tabii ki. Seve seve. Senden tek bir ricam olacak. Lütfen. Benimle buluştuğunu kimseye anlatma. Özellikle Feride Hanım'a. Olur. Seni de koruyamadım. Nalan'ı da koruyamadım. Olmaz olsun benim gibi anne. Hanımefendi,
İyi misiniz? Hanımefendi. İyiyim. İyi. Yanlış geldiniz galiba. Çıkış ileride hemen. Çok şükür uzun zaman sonra hepimiz bir aradayız. O kadar memnunum ki. Ya, şükürler olsun be. Huzur içerisinde bir aradayız ya. Ben de başta Cavit enişte olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani zor zamanlar geçirdim. Siz hep benim yanımdaydınız. Ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Sağ olun. Seni hep böyle kendine güvenli, mutlu, huzurlu görelim. Senden biz bir şey beklemiyoruz. İstemiyoruz da. Öyle değil mi Rafet? Aynen öyle Cavit. Yani biz hep senin mutluluğunu, hep senin başarını istiyoruz oğlum. Sağ ol babacığım. Sevgilim. Hı. Yani yapma böyle azıcık gül. Nalan'la Feride Hanım neredeler? Bir yere gitmişlerdir ya, gelirler birazdan. Evladım, sen biliyorsundur diye ben hiç üstüne gitmedim. Ya arasana karını, öğren neredeymiş. Tamam yani döndü çıktı deyince ben de rahatsız etmek istemedim de, tamam. Ara çocuğum, ara. Hadi hadi. Alo. Yok, açmıyor. Allah. Tamam Feride Hanım ara. Ha. Tamam da. Fırça yemezsek iyiydi. Feride Hanım da açmıyor. Allah Allah, bak merak ettim ama şimdi ben. Vallahi ne olmuş olabilir ki Muzo? Sen bilirsin. Bilsem sorar mıydım sana? Feride Hanım'ın bir yardımcısı vardı. Neydi onun adı? Hafize Hanım. Döndü. Bir Hafize Hanım'a sor bakalım. Belki o biliyordur ya. Hadi bakayım. Tamam ben bir sorayım. Tamam. Ha geldi Feride Hanım. Ha. Ay Feride Hanım merak ettik. Sizi nerede kaldınız yahu? İyi akşamlar, kusura bakmayın valla. Nalan'la beraberdik. O Billur'a gitti, biraz sonra gelir. Gelin böyle. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, sağ ol. Ne güzel, bir aradasınız. Çok güzel hazırlık yapmışsınız. Yani... Sedat'ın başarısı için böyle bir masa yakışırdı. Cavit Bey, size hoş geldiniz. Hoş bulduk Feride Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Döndü bana yemek yok mu? Aa, olmaz. Çok acıktım. Zaten sizin için hazırlıyordum, buyurun. Ben vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl geçti ilk iş günü bakalım büyük patron? İyi geçti. Güzel geçti yani. Bayağı güzeldi Feride Hanım. İyi maşallah. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum.
Sende o ışığı görüyorum yani. İstikbalin parlak. Nalan'ı da çok mutlu edeceksin. Becereceksin yani. Tabii Feride Hanım. Yani sizin hiç şüpheniz olmasın. Yapacağım. Yapacaksın tabii, yapacaksın. Biz sana inanıyoruz, öyle değil mi? Hepimiz inanıyoruz. Tabii ki. Ha, Nalan çok şanslı. Çok güzel bir ailesi var. Ay siz bakmayın bana böyle yıllardır arkanızdan atıp tuttum. Yani bazen hak ettiniz, bazen hak etmediniz. Ama sizi seviyorum, iyi insanlarsınız. Bazılarınızın hırsları var. Bazılarınızın yaraları var. Bazılarınızın böyle inanca, güvenmeye ihtiyacı var. İşte böyle. Ebeveyn olmak zor zanaat. Çoğu zaman bocalıyoruz. Ama siz çok iyi bir anne babasınız. Çok. Rafet Beyciğim, çok zorluk çekmişsiniz. Siz böyle sıfırdan başlamışsınız. O sıfırı artıya geçirmişsiniz. Çok çabalamışsınız. Zoru başarmışsınız yani. Siz bu ailenin atasısınız. Yani ilk tanıdığımda ay hiç hoşlanmamıştım ben sizden. Yani ne kadar ukala bir adam diye düşünmüştüm ama zamanla sevdim sizi, takdir ettim. Nalan'ı sevdiğinizi biliyorum. Böyle son nefesinize kadar Nalan'ın yanında olacağınızı biliyorum. Nalan için çok önemlisiniz, biliyorsunuz değil mi? Son nefesinize kadar onun yanında olacağınızı biliyorum. Annesi olarak ben size çok teşekkür ediyorum Rafet Bey. Feride Hanım yapmayın ya. Yani Nalan benim kızım sayılır yani. Ben onu Selen'le bir tutuyorum ya. Yani şimdi öyle konuşuyorsunuz ki vallahi ağlatacaksınız beni yani. Seni de seviyorum damat. İyi adamsın. Ama bir an önce çocuk sahibi olmaya bakın. Yani bu sen sarı fırtınaya takılma. İnsanın çocuğunun olması çok güzel bir şey. Çok yakışacak bir bebek size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Valla size söyleyecek kelime bulamıyorum Cavit Bey. Çok iyi bir adamsınız. Bu ailenin üzerinden elinizi çekmeyin. İhtiyaçları olduğunda size koşup gelmeleri gerekiyor bunların. Yani en büyük başkan bizim başkan değil mi? Evet. Sizi de seviyorum. İyi ki varsınız. Elimiz ayağımızsınız siz. Yani ne diyeyim daha fazla? Hepiniz iyi insanlarsınız. İyi bir ailesiniz. Nalan çok şanslı sizin gibi bir aileye geldiği için. Yemeğe başlayalım mı? Buyurun. Afiyet olsun. Çok ilginç, çok ilginç. Hı-hı. Çok ilginç. Harika olmuş. Döndü, ellerine sağlık. Çok beğendim, çok lezzetli. Afiyet olsun. Nalan. Ne zaman, neye ihtiyacın olursa, ne şekilde olursa, ben her zaman senin yanındayım. Bunu unutma olur mu? Kendini de daha fazla perişan etme. İyiyim ben, merak etme. Alışığım ben zaten böyle durumlara. Annemi de biliyorsun tanımadan kaybetmiştim. Bende doğuştan bir gariplik var herhalde yani. Öyle bir şey olması lazım. Yani eğer isterseniz... Benim galiba biraz yalnız kalmam lazım. Tamam.
Ama çok teşekkür ederim. Sağ ol geldiğin için. İyi geceler. İyi geceler. Salata çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Feride Hanım. Anladığım kadarıyla çocuklar size bir şey sormak istiyor ama cesaret edemiyorlar. Yani Feride Hanım, bu yeni halinizi neye borçluyuz? Sanırım herkes bunu merak ediyor. Gerçekten ya, böyle bir neşelisiniz, huzurlusunuz. Heh. Aşkım, tam zamanında geldin. Feride Hanım bu gece kendini hepimize ayran bıraktı. Gel. Gel, sen de gel. Buyur. Yok. Ben pek iyi değilim. Üşüttüm galiba biraz da. Odama gidip biraz dinleneyim ben. Kızım gel. 2 dakika otur. Kimseye bulaşmaz. Gel. Gel, sonra birlikte kalkarız. Vallahi ben çok sevdim bu Feride Hanım'ın yeni halini ya. Feride Hanım, herhalde çok güzel bir haber almış olmanız lazım. Bir şey anladım ki, biz ne yaparsak yapalım, ne kurarsak kuralım, hayat öyle akıp gidiyor. Yani ben de bu yenilerin deyimiyle Rafet Bey, kendimi böyle akışa bıraktım. İyi oldu benim için. Bütün ömrümü didişmekle geçirdim ben. Rahmetli Adil'le didiştim, Nalan'la didiştim, Hafize'yle didiştim, yediğim içtiğimle didiştim, hayatla, kendimle. Yani olanla, olmayanla, ihtimali olanla, yani bir sürü şey sayabilirim. Ama sonunda baktım kendime böyle nursuz, huysuz, gudubet bir kadın olmuşum yani. Estağfurullah. Vallahi size de az çektirmedim yani. Hepiniz özveriyle, inatla, kendinizi hiç bozmadan benimle mücadele ettiniz. Aman efendim, öyle demeyin Feridemciğim, yani mahcup ediyorsunuz bizi. Yok yok. Hepiniz çok kibar insanlarsınız. Yani başka bir yerde olsaydım çoktan ağzımın payını almıştım. Estağfurullah Feride Hanım, onu söz. Estağfurullah Feride Hanım. Estağfurullah. Sonuç olarak düşündüm ki böyle savaşarak, didişerek yaşanılmaz. Olan biteni böyle sükunetle karşıla, huzurla karşıla. Bugüne kadar savaştım da ne oldu yani, değil mi? Artık böyle yaşayıp, keyif alıp, neşeyle dünyaya karışmak lazım. Etrafındakilerden, yakınındakilerden, her şeyden keyif almak lazım. Kendimiz mutlu olalım da etrafımızdakilere de mutluluk verelim. Değil mi Rafet Beyciğim? İşte böyle. Bakalım yeni Feride'ye alışabilecek misiniz? Vallahi ben alıştım bile. Feride Hanım, ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler söylediniz valla. Sağ ol. Haydi buyurun bakalım. Afiyet olsun. Buyurun. Sen yemiyor musun? İştahım yok. Herkes yiyor, sen de eşlik ettiler. Birkaç bir şey yok. İştahım yok. Alçı kadın geçer gibi.
Hatırlıyor musun? Ne? Bu eniştenin bir tane adamı vardı. Kimdi o ya? Böyle oturunca oturuyordu, ayağa kalkınca ayağa kalkıyordu. Kimdi o? Doyduysan kalkalım mı artık? Tabii kalkarız. Ben izninizle odama geçiyorum. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar. Hepinize bu güzel akşam için teşekkür ederim. Ferda, biz de size teşekkür ederiz. Bu güzel sözleriniz için. Size benden böyle son bir tavsiye, yani huysuz dönürüzün tavsiyesi olarak kulağınıza küpe yapın. Hayatla didişmeyin. Akıntıya karşı yüzmek zaman kaybı. Bunu anlamak bazen böyle bir ömür gibi sürüyor. Bunu yapmayın. Birbirimize iyi bakın yani. Bakalım da. Sonra huzur içinde yaşayalım, değil mi? Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Feridan, helal olsun tabii ki. Aa Feridan, o nasıl söz? Helal olsun, siz de helal edin. Helal olsun tabii. Allah rahatlık versin. Size de. Size de. Ya öyle çok tatlı olmamış mı ya? Çok tatlıymış. Çok. Enişte. Ha. Gel bir tavla atalım seninle ya. Aynen. Bu defa yeneceğim. Bak söz veriyorum. Baba. Bir söz izler misin sen de? Enişte yenmek tavla istiyorum. Tavla atacağım. Niye doymayan peri oraya. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Nereye gittin bu günlerle? Bana niye anlatmadın? Neyi? Babamı. Beni ne kadar sevdiğini. Beni ne çok özlediğini niye anlatmadın? Kendisi gelememiş. Bunu yollamış bana. Kendisi niye gelememiş biliyor musun? Ölmüş çünkü. Ben de onu tanıyamadan, nasıl biri olduğunu bilmeden, gözlerinin içine bakıp ona sarılamadan ölmüş. Babamın bir arkadaşıyla buluştum bugün.
Bunu bana o verdi. Ölmeden önce bana verilmesini istemiş çünkü. Biliyor muydun? Öldüğünü biliyordun da söylemedin bana. Bunu da mı yaptın anne? Yapmışsındır, hiç şaşırmadım. Hiç hakkım yok muydu? Babamı sarılmaya. Onunla tanışmaya benim hiç hakkım yok muydu? Gerçi benim neye hakkım vardı ki şu hayatta? Haklısın sen de. Bana bunu neden yaptın onu söyle bari. Hadi annem beni doğururken öldü. Peki ya babam? Onu niye sevmedin? Niye nefret ettin ondan? Ne yaptı sana? Niye kopardın benden onu ha? Onu söyle bari. Sen yaptın değil mi? Babamı Almanya'ya sen gönderdin değil mi? Doğru söyle. Susma anne, bir şey söyle, cevap ver. Bilmek istiyorum neden? Neden mi? Madem merak ettin, söyleyeyim. O senin annene. Benim gözümün nuruna, biriciğime, bütün hayatımın en güzel şeyi, canım kızıma tecavüz etti. Madem sordun, dinle. Senin duymaya cesaretin varsa, benim anlatmaya cesaretim var. Mümkün. Benim kardeşim. Öz ve öz kardeşim. O elindeki saati üniversiteye kazandığında hediye almıştım ona. Öyle sessiz sakin bir çocuktu. İstanbul'da üniversite okumaya gelmişti. Adil'le birlikte evimizi açtık ona. Sağ olsun Adil. Tek laf etmedi. Cebine harçlığını koydu. Annene öyle abilik yaptı. Sema ile birlikte ders çalışırlardı. Sinemaya giderlerdi. Ümit'in sosyal bir çocuk değildi. İstanbul'u bilmez etmez. Sema'yla abi kardeş oldular. Sema lisedeydi o zaman. Böyle cıvıl cıvıl. Çok güzel bir kızdı.
Biz de Adil'le diyoruz ki. Ne güzel. Semah sahipsiz değil, bir abis var. Metin öyle yüzü gülüyor. Semah desen öyle böyle abi diyor. Başka bir şey demiyor. Gel zaman git zaman. Bir gün Adil'le evdeyiz. Sema'nın çığlıklarını duyduk. Odasına koştuk. Öyle. Yerde bağırıyor, ağlıyor. Kıvranıyor. Hemen hastaneye kaldırdık. Sonra öğrendik. Hamileymiş. Meğer neler yaşamış, neler yapmış o adı batısıcı. Sonra sen doğdun işte. Sema öldü işte. Gitti. Seni bize bırakıp gitti. O gün o hırs düşmanını öldüremedim. Elimden kaçtı gitti. Sadece buraya gelmemesini sağladım. Seni korumak için elimden sadece bu geldi. Sema'yı ondan koruyamadım. Kardeşim gibi. Yani güvendim ona. Ama o benim canımı söküp aldı. Seni ondan korumak istedim. Duyma, üzülme. Bu yükle yaşama istedim. Bilme istedim. Affet beni Nalan. Kaderin önüne geçilemiyor işte. Bütün ömrümü bu sırrı saklamaya adamıştım. Ama ne oldu? Öğrendin işte. Üzülmedin mi? Üzüldüm tabii. Ben sana söyleyemedim. Çocuktu daha benim kızım. Çocuklara el sürmek. Onlara öyle o türlü bakmak. Onları istismar etmek. Tecavüz etmek. Her iki cihanda da ağır suç olmalı. Ama bizim hikayemizde bedeli Sema ödedi. Ben de sana ödettim hiç suçun olmasa da. Metin hiçbir bedel ödemedi. Kaçtı gitti. Hayatını yaşadı. Şimdi sen bu hayatta en çok benden nefret ediyorsun. Etmelisin de. Ne yapsan hakkındır. Ben şahidim yavrum. Metin'i ben çok iyi tanıyorum. Biliyorum ben onu. Olmaz olasıca. Feride Hanım böyle bir insan değildi. Onu bambaşka bir insan yaptı. Feride Hanım hep gülerdi, gülümserdi. Onun gülüşünü çaldı. Sema'yı çaldı. Sema onun yüzünden öldü. Ama Allah'a çok şükür, Allah seni bize bağışladı. Annen, önce Allah sonra ben şahidim. Ne yaptıysa senin iyiliğin için yaptı. Sen huzurlu ol diye yaptı.
Öyle geçmişin acıları üstüne yapışıp kalsın istemedi. Böyle evlerden ırak o tecavüzü bilme, öğrenme, üzülme istedi. Korktu. Cesaret edemedi. Gerçeği öğrenince yüzüne bakmazsın diye düşündü. Onu terk edersin diye düşündü. Bana bunu çok önce anlatmak zorundaydın. Aslında ben seni çok sevdim. Sen beni sevmedin. Sen benden hayatın boyunca nefret ettin. Çok düşündüm. Niye dedim ya, niye? Çocuk aklım var. Kendim sana sevdirmek için çok uğraştım ben. Beni onayla, beni takdir et diye çok uğraştım. Bir göğsüne al, şöyle öp diye çok uğraştım. Sanma ki o taktırdığın korseler, vermediğin o izinler, sırtıma inen o sopalar yüzünden benim canım acıdı. Benim göğsümde hiç bitmek bilmeyen bir ağrı vardı anne. Hiç doğmayan bir boşluk vardı. Ben o ağrıyı nasıl anlatırım size bilmiyorum. Bak o ağrı benim canımı çok acıttı. Çok merak ediyorum. Sen bir çocuğun annesi tarafından sevilmemesi, öpüp okşanmaması ne demek biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilseydin bunları bana yapamazdın. Yapamazdın. Çocukluğumda o yapayalnız, o korkak, yatağında bir başına yatan kız çocuğuna sen hiç merhamet etmedin. Sen beni düşünmedin, sen. Sen kaybettiğin kızını düşündün, sen kendini düşündün. Benim o canım babamın bile beni sevmesine sen izin vermedin. Şimdi kalkmış benden özür diliyorsun. Özür dileyince oluyor mu şimdi? Senin bu özrün bana çocukluğumu veriyor mu? Bana beni veriyor mu? Veriyor mu anne? Sen hep beni cezalandırdın. Bütün bunların hesabını sen bana kestin. Benden de bunu sakladın. Öyle daha mı iyi oldu yani? Öyle olmadığını yeni yeni anladım kızım. Belki de yaşadığım acı kalbimi dondurdu. Belki de bunu yapanın benim kardeşim olmaz. Kendimi o zamana kadar hep çok iyi anne zannetmem. Çok suçladım kendimi. Olanlar sanki senin suçunmuş gibi. Sana gülümseyemedim. Bak işte şimdi çok doğru söyledin. Belki de bu zamana kadar kurduğun en doğru cümleydi. Her şeyin suçlusu benmişim gibi. Her şeyin suçlusu benmişim gibi cezalandırıldım. Bu yaşıma kadar da bana bunu yapmaya devam ettin. Beni bitirdin.
İçimdeki bu yarayla kızına annelik yapmak çok zordu. Sana yaptığım her eziyet için, yüzünü gülümsetemediğim için, ufacık bir şefkati senden esirgediğim için, bütün bu yıllar için affet beni. Affet beni kızım. Affet ki kalbinde affedememenin acısı kalmasın. Hiç kimse canım seni kadar acıtmadı. Ortada Nalan diye bir şey bırakmadı. Ama yine de seni çok seviyorum. Her şeye rağmen sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Sırtım, mırtım, her yerim tutuldu yani. O kadar yoruldum ki. İnanamazsın. Of. Yönetici olmak da kolay değilmiş. Ama güzelmiş ya. Hoşuma gitti vallahi. Uyuyalım mı? Ne yapalım?
Şey, sen uyu, benim biraz uykum kaçtı. İyi misin? Hı. İyiyim, bir şeyim yok, merak etme. Hadi uyu, sen geliyorum ben de biraz. Tamam. Ya yarın ben de bir masaja gidersem daha iyi olacağım ya. Her yerim ağrıyor, of. Tutuldum ben. Gel. Feride Hanım, yatmadan bir şey ister misiniz diye bir sormak istedim. Yok yok, git yat sen. Ben bir şükür namazı kılıp ben de yatacağım. Nalan'ı anlattığınız için. Bir ömür taşıdığım yükümden kurtuldum diye. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. Allah rahatlık versin. Allah'ım sen de beni affet. Çok çektim. Çok çektirdim. Sen de beni affet. Beni bağışla.
Hayırdır Muzo? Sen de uyuyamadın benim gibi galiba. Derdimiz aynı galiba. İyi misiniz? Bir sorun yok değil mi? Sen de benim gibisin. Yükün sırtında. Ama ben hafifledim. Darısı senin başına. Anlamadım. Bir sorun olmadığına eminsiniz değil mi? Nalan seni çok seviyor. Haklı da. İyi bir adamsın sen. Kendine de, sevdiklerine de, etrafındakilere de iyi bak. Onları koru kola özellikle Nalan'ım. Olur mu? Neden şimdi böyle bir şey söylediniz? Öyle içimden geldi. Yani belli bir nedeni yok. Yani bir temenni olarak düşün. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Hoşça kal. We'll be right back.
Günaydın. Suyunuzu getirdim Feride Hanım. Şuraya koydum. Şimdi perdeleri açayım ben. Feride Hanım, kahvaltıda ne yemek istersiniz? Dün omlet yediniz, midenizi yaktı. İstiyorsanız bugün size iki tane yumurta açayım, olur mu? Feride Hanım. Feride Hanım. Anne, anneciğim bana bak. Bana bak, gözünü aç. Canım, canım ne olursun. Anne bana bak. Bana bak ne olursun. Aç gözünü anne. Anne ne olur. Hafif ne oluyor, niye? Hiçbir şey yoktu. Anne. Ne olursun bana bak. Aç gözünü. Veda bu seni.
olacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştü elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Bir alev halinde düştü elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.